Çağdaş insanların yaşadığı kentin en önemli sloganı sevgi, barış, dostluk. İnsan hayata geliyor ve sürekli biçimde zaman denilen o nesne çabuk çabuk geçiyor. Bir bakıyorsunuz belli yaşlara gelmişsiniz. Onun için yaşam boyunca insan kalbi kırmak yerine, insanlarla kavga etmek yerine, dedikodu üretmek yerine hep sevgiyle, barışla, dostlukla yola çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. ...bulduğunu sergileyeceği bir gösterimiz var. Letonya grubunu... Başarılar diyorum, bol kazançlar diyorum, iyi satışlar diyorum. Kolay gelsin, iyi satışlar diyorum. Sağ olun, çok hassas, sağ olun. Kolay gelsin demeye geldim. Bir gölgeli ihtiyacınız oldu ama. Aa, bilemiyorum. Arkadaşlar yapalım. Kolay gelsin, hayırlı işler diyorum, bol kazançlar diyorum. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Şöyle bir güzel bir şekilde uluslararası bir ilaçtır. Ne bilirsin ya? Nasıl olacakmış? Şey falan var mı? Solda gelme. Efendim? Hayır, yürümüyor. Çalışın. Otomatik. Yerim vallahi çiğnerim. Ama çiğnerim. Thank you.
Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi günler diyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Günler. Teşekkür ederiz. Güzel gece vereceğiz. Osman Bey'i yoralım. Tamam. Evet. Orada ya. Sabit mi? Eriştemiz var. Pardon, buyurun. Devam edebilirsiniz. Mehmet Ergün, Mahmut Ergün. Eski yaprağımız var. Haa. Açık sokak. Evet. Bu bina nedir? O zaman orada özel şahıslara ait binalar vardı. Manavgat sahne vardı. Görebilir, yeşil bırakıyor. Sen kanıt olarak efendim, şurada ilginç birisi. Göztepe'den. Bravo, evet, bravo. Dernek başkanını da yanınıza alırsanız. Hayırlı uğurlu olsun. Hem salonumuz, resimlerimizi bu noktaya getiren İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki önderlerinde buradaki ressam arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hem de Bolu Görsel Sanatçılar Derneği. Evet. Aynı zamanda bu olayla Osman Zeki abi olayını bütünleşmekten de büyük keyif duyuyoruz. Bu vesileyle de üstadlar da buraya geldi. Ondan da son derece mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Olmadı.
Enerjisi tükenmeyen bir adam var orada. Hiç enerji tükenmiyor. Kol bastı oynuyor, şarkı söylüyor, tekrar kol bastı oynuyor. Ya başkan, bu
Sinan Yılmaz ve ekibini Ereğli'ye getiremez miyiz? E getiririz tabii ki dedik. Randevusu varmış başka yere, söz vermiş. Biz o işi çözeriz dedik, çözdük ve Sinan Yılmaz ve ekibini huzurlarınıza getirdik. Hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her zaman. Her zaman olduğu gibi özlemişim bu ortamı. Bu ortamı özlemişim. 22 ay, 22 ay bu ortamdan uzak kaldım. Bu sahneye çıkıp sevgi, barış, dostluk diye haykırmaktan uzak kaldım. Bu akşam bu özlemimi gidiyorum. Sizlerle birlikte olmanın özlemini gidiyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. İzliyorum değerli heyetinize. Efendim Elpek evimiz var. Nilgün Efe sizin için özel bunu dokudu. Bunu samimiyetle söylüyorum. Çok değişik versiyonları var ama bu Elpek Besinden sizin için özel dokudu. Bunun içerisinde de... Karalansa da sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça baktım ey dost, karalansa da. It's all the same and I'm there playing sexy dance.
uçurtmaya tut, uçurtmaya uçur olur mu artık? En çok yere çakılma rekoru benim uçurtmanım. Sıla uçurtma. En çok yere çakılma rekoru kırdı kızım. Bak. Sen. Biraz sağ kalabilirsin biraz. Bak rüzgar geldi. Ya bana da buyurun ya. Tutabilecek misin abi? Ben kamerayı almaya gittim ya. Ben buradayım şu. Tamam bu. Neydi burada? Özel çakma. Ankara. Hadi bu da şey. Çakma. Çakma. Bu da ben. Öğretmen Vicdan. Öğretmenisiniz. Öğretmeniyim. Harika bir şey ya. Evvelden çok donuk olurdu ama batalyon diyelim bu kadar var. Fazla bir şey yok. Şeref ben, çok memnun oldum. İnanın son derece mutlu olduk sizi burada görmekten. Adana Üçüncü Derneği Başkanı yönetmeni de.
Hediyeler var. Onları kabul etmenizi rica ediyoruz. Arkadaşlarımıza da dağıtacağız.
Çok teşekkür ederim. Efendim Allah yolumuzu açık etsin. Allah bahtımızı açık etsin. Buraya çıkmak demek Avrupa'da, Türkiye'de yukarılara doğru tırmanmanın ön adımıdır. Evet. Arı benzerini de saymamak demek yükselmek ve başarıyı yakalamak demektir. Yolun açık olsun Murat Barkılıç. Değerli hemşehrilerim, sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Size her şeyin en iyisini getirmeye çalışıyorum. Bakınız, açık ve samimi olarak söylüyorum. Allah ona uzun ömürler versin. O demokrasi aşığı, o muhteşem bir insan. Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri. Ama o belki gazetelerde, televizyonlarda çok fazla çıkmayabilir. Ama o sanatıyla, o karakteriyle, şahsiyetiyle, demokrasiye olan bağlılığıyla, özgürlük sanatçısı olarak daima kalplerde yaşayan bir insan. Allah ona uzun ömürler versin diyorum. Evet, Nilgün Hanım hazırladı bunu, Nilgün Efes. Ve Elpek Bezeril de dokunuyor. Özel olarak sizin için hazırladık. Evet, o çantamızda da çok değerli hediyeler var. Efendim, sizi saygıyla selamlıyoruz. Sizi seviyoruz. Sizi özgürlüğün timsali olarak görüyoruz ve Karadeniz Zeril'de sizi ağırlamaktan, ekibinizi ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu ifade ediyoruz. Sahne sizin ama ben hala bekliyorum. Adaletin bu mu dünya diyorum. Tamam, İyi akşamlar diyorum. Peki. Onlara teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Ellerinize sağlık. Ve her zamanki gibi finali muhteşem şovumuzla yapıyoruz. Karizmatik başlarımız, sevgili eşlerim, sizin de eğlenme yaptığınız var tabii ki. Ne dansıydı bu? Yani ben zamanım olmadığı için koşturmaktan yiyemedim. Yoksa böyle sitlayk falan oynar. Better than usual.
Bu zor arkada bekle. Öyle Sayın Hocam. Ta İstanbul'da ziyaretine geldim. Sağ olun. Bu da adınıza hazırlanmış. Merhabalar. Yudu Hoca. Buradan başlayalım. Böyle buyurun. Böyle. O döneme göre hareketli bir gemi, 12 mil hızlı bir gemi, kurtarma gemisi. Bu alemdar personelinden ilk İstanbul'dan kaçıranlardan 5 kişi. Onların resimlerini teslim edebildik. Siz bir Adil Bey'den bahsetmiştiniz. Bakalım tanıyabilecektiniz. Sonradan çocukluğumda doğurdukça gördüm. Evet. 8 kişi de 5'inin resmi. Zaten sağdan şey yapacaklar. Gemi buraya 8 kişi giriyor. Zaten personel sayısı orada bakın 28 yazıyor. O yüzden evden değil mi? Şey var mı? Tevetoğlu var mı orada? Katılanlarda. Tevetoğlu bunların içinde girer. Bunlar. Geminin Trabzon'daki harekat sırasındaki kaptanı Mustafa Nail Erciveli. Evet, bu geçecek buraya. Aşağı inelim isterseniz. Yahudi kökenli olduğu için başta ona kameraya göreceğiz. Kamerayı aktarıyor, o tutuyor. Ben de bir ulaştım. Evet, burada da gemiyle ilgili bilgiler var. Bunlar elimde Alemdar'la ilgili yapılan çalışmalarda temsil edildi. Bir başı. Oraya gittiği zaman ben gittim. Kur'an-ı Kerim getirdim. Böyle dostum. Adam bulduk. Evimin ilk doktorlarından. Bir şey diyeyim. Böyle pazar günü geldim ama uzaktan bir yerden yorgun argın. Bir beyefendi gördü ziyaretçiler arasında. Sunay Bey dedi, burada mısınız? Evet yeni geldim. Çok önemli konuklarımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez geldi. Bu beni yaralı. Hürmün değil. Ama bu beni yaralı. Peki, o ki mağaradayız, bir spoiler olarak, spoiler için mağara bilim. Ben 4 gün mağara bilim. Benim üniversite yılların mağaralarda geçtiysem abartmış olmam. Ama üniversite yıllarında sonra... Ben bugüne kadar nice antlaşma imzalayan kral gördüm. Ben bugüne kadar nice ressam da gördüm tuvali imzalayan. Ama ben imzasını bir kente taşlarla atana da ilk kez açtım. Trabzon'da bir mabette kazınmış bir resim. Bir söz var, çok severim. Bilginler bir toplumu aydınlatamıyorsa şarlatanla aldanıyoruz. Çok güzel bir söz ama. Zaten bilginin altını imzalamayın. Önemli olan bilginin kendisidir. İnsanın zaman ve yolculuk yapmasını sağlayan bir makine bulursa acaba hangi güne gidelim? Siz de buraya gelirsiniz. Aramızdaki fark bu işte. Hep onu düşünüyorum. Ben buldum ama 12 Aralık dizi. Çok sevdiği bir insan 12 Aralık dizi 156 günü Amerika'dan kalktı İstanbul'a geldi. Onu görmek isterim. O da bana bakardı ve bir bari elinde ekmek tutsun. Ama bir kitabına çok uygun. Ben her hamet ve zeydetim.
İnanıyorum ki o şu anda manevi ruhu içerisinde burada bizim verdiğimiz ödülü hissettiğine inanıyorum. Hayatım boyunca hiç unutmayacağım bir sahne. O hastalığında verdiği mücadelede balkondan camdan el sallaması hiçbir zaman unutmayacağım. O büyük insana bu ödülü layık gören siz Ereğlilerin temsilcisi Festival Yürütme Kurulu'na şükranlarımı sunuyorum. Evet, Türkiye'nin Nobel'i, Sevgi, Barış, Dostluk Ödülü Salih Hanım'a takdim ediyorum. Barışla girdik kokuna. Daha şiddetli alkışlıyorum. Daha şiddetli. Bu ödül sizin ödülünüz. Bu ödül sizin ödülünüz. Evet. Bu beraatı kendilerine takdim ediyoruz. Burada onun güzel sözcükleri var. Benim de ilave ettiğim, Festival Yürütme Kurulu'nun da ilave ettiği sözcükler var. İnanıyorum ki Çağdaş Yaşama Derneği'ni, Destekleme Derneği bu hatıralarımızı layık olduğu yere koyacaktır. Ben tekrar Türkan Saylan Hanımefendi'ye buradan saygılarımı gönderiyorum. Onu hürmetle selamlıyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Yani bu kadar insanlar, o kadar güzel bir altın sesi gelebilir ki. Hadi bakalım. Ben aşkım, aşkım. Ben
Yönetmenler, ya kardeşim Ereğli 100 bin kişi olur mu öyle şey diyorlar. Burada Azerbaycan'dan, İran'dan, Rusya'dan, Hatay'dan, İskenderun'dan insanlar var. Ankara'da oturuyorlar, orada o kadar adam olmaz diyorlar. Gelsinler, şöyle bir kalksın bakayım eller. Belediyenin mühendislerini gönderdim. Metrekareye 4 kişiden şu anda burada 720 bin kişi var. Ama bu metrekareye 4 kişi. Metrekarede 10 kişi var burada benim gördüğüm kadarıyla. Evet, Tarkan'ı size getirmekle görevimi yaptığımı zannediyorum. Hoş geldin diyoruz. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Sevgi! Sevgi! Barış! Barış! Dostluk! Dostluk! Hoş geldin Tarkan. Çok teşekkürler. Ben bu festivalde yer almaktan hep çok keyif duyuyorum. Ne 10 bini, ne 100 bini burada inanılmaz. Ele oraya Özer! Ele oraya! Bu sevgiye, bu ilgiye layık olmaya çalıştığımı belirtmek istiyorum. Teşekkürler, ben de sizi çok seviyorum.
Buradaki konserlerden, evindeki konserlerinden. Aa, çok güzel. Gelişini eklememiz lazım buraya tabii. Bu seninkini de eklememiz lazım sonra. Ekle ekle gideceğiz galiba. İnşallah. Çok çok teşekkürler güzel çiçekler için. Ha, o da kıyafetim uygun. Sizin için özel. Şimdi özel yapıldı. Nilgün Efes tarafından yapıldı. Ooo süper, renk de uydu. Onlar da bakayım. Onlar benim. Bunu bilesin ki Zonguldak halkı, Türkiye seni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum gerçekten. Yani bu sahnede olmak, onlarla şarkılarla buluşmak, onlara dans etmek, göbek atmak. İnanın. Benim için en büyük keyif, en büyük mutluluk bu sahnede olmak. İnşallah daha uzun seneler birlikte olacağız inşallah. Sağlıkla, mutlulukla, barışla, sevgiyle. Ereğli'nin Michael'ını bir alkışlayın bakalım. Gidiyoruz. Son şarkımızı söyledik. Tamam mıyız? Vedalaşalım mı? Bir tane daha söyleyelim mi? Tamam. Çok istiyor musunuz? Durun bakayım arkadaşlar. Çok istiyor musunuz? Bir daha yapın bakalım ya. Bakalım ne kadar istiyorsunuz ya. Bir daha. Evet, şimdi şımartın biraz. Hadi arkadaşlar, alalım o zaman bir tane daha. Bakalım, azıyor mu izleyici?